ortogonal bileşen, ne diyorduk biz buna? Ortogonal tümleyen diyoruz, tamamlayıcı. Yani uzayın tamamlayıcısı. Yani aslında bazıları çevirmiyor, kompleman diye kullanıyorlar. Şöyle, bakın şurada diyor ki, boyut düşürmede diyor, bu bizim işimize yarayacak. Önemli bir rol oynuyor bakın. Boyut düşürmede önemli bir rol oynar. O yüzden burayı kafamıza böyle iyi yatırırsak iyi olur. Şimdi diyelim ki D boyutlu bir V vektör uzayı aldık ve M boyutlu da bir alt uzay aldık. Bunların hepsini anlattık. Vektör uzayı nedir? Alt vektör uzayı nedir? Bu alt vektör uzayının, yani şöyle düşünün, bu bizim vektör uzayımız olsun. Buna V diyelim. Böyle bir çizim olmaz ama kabaca anlatalım. Buna V diyelim. Bu da bizim alt vektör uzayımız olsun. Buna da U diyelim. Şu aradaki kalan kısım, kümelerdeki gibi düşünün. Bu aralardaki kalan kısım bizim tamamlayıcımız oluyor. Tümleyen gibi. Tamam mı? Ama biz mesela kümelerde tümleyen işlemini şöyle tanımlıyoruz. Diyoruz ki A kümesinde olmayan elemanlar. Burada da şunu söylüyoruz. O uzaya dik olan vektörlerin oluşturduğu uzay. Ve şöyle gösteriyoruz. U üstlerine böyle bakın diklik işareti koyuyoruz. Aslında bu bir U var, bir de U dik var. Yani U'daki bütün vektörler U'dikteki bütün vektörlere dik oluyor. Tamam mı? Yani şurada söylediği gibi bakın. U'ya dik olan bütün vektörlerin kümesi. Ve U ile U'nun kesişiminde sadece ve sadece sıfır vektörü oluyor. Çünkü sıfır vektörü bütün vektörlere dikti. Dolayısıyla ikisinin içerisinde de var. Bu durumda biz bu U dike U'nun tamamlayıcısı ya da ortogonal komplemanı diyoruz. Şöyle diyelim. Diyelim ki biz bir vektör aldık. Şeyde V vektör uzayında bir vektör aldık. O zaman biz bu vektörü şu şekilde ayırabiliyoruz. Bu vektörün bir U'nun içindeki parçaları var. Bir de U'ya dik olan uzaydaki parçaları var. U'nun içindeki parçaları bir de U'ya dik olan uzaydaki parçaları. Mesela buradaki şekilde 3 boyutlu bir düzlem görüyorsunuz. 3 boyutlu. Onun alt uzayı var 2 boyutlu. Bak şöyle. Şu E1, E2, E3. Tamam mı? Burası 3 boyutlu vektör uzayı. Biz bu vektör uzayının içinde şöyle şu U ile gösterdiği bir alt uzay alıyoruz. U ile gösterdiğimiz bir alt uzay alıyoruz. İşte burada bakın diyor ki bu alt uzayın bir şeyi var, normali var. Normal vektörü. Yani U'ya dik olan vektör. Bu normal vektör U'ya dik olan vektörleri geriyor. Tamam mı? Bu kavramlar size yabancı değil aslında. Yani şu sizin U vektör uzayınız. Buna dik olan bir tane vektör var. Bunu omega ile gösterelim. Bu omega vektörü U'nun dik uzayını geriyor. U'nun dik vektör uzayının daki bütün vektörleri onun cinsinden yazıyoruz. Temsileniyoruz. Dolayısıyla bizim buradaki ortogonal bileşenimizi de geren normal vektör oluyor. Normal vektör ortogonal uzayı geriyor. Şurada tabii biraz karışık bir yazım. Bunu böyle hızlıca üstünden geçelim. Yani siz diyor herhangi bir x vektörü aldığınızda bu x vektörünün bir kısmı U'nun içinde kalıyor. Bir kısmı da U'nun dikinde kalıyor. U'nun diki dikkat eder. U'ya M boyutlu demiş. U'nun diki de D-M boyutlu oluyor. Şöyle yazalım bakın. V'nin boyutu D. U'nun boyutu, genel tanımı anlatıyorum, M. O zaman U'nun ortogonal bileşeninin boyutu da D-M oluyor. Yani siz diyelim ki 4 boyutlu bir uzayda çalışıyorsunuz. 4 boyutlu uzayda sizin örneğin verileriniz 2 boyutlu düzlemde yatıyor. 4 boyutlu uzayın 2 boyutlu düzlemine ya da düşürmek istiyorsunuz. Oraya yatırmak istiyorsunuz. Kalan 2 boyut ne oluyor? Kalan 2 boyut da oraya dik olan uzay oluyor. Yani 4 boyutlu bir uzayın içerisinde 2 boyutlu bir alt uzay aldığımızda kalan 2 boyutsa ona dik uzayla temsil ediliyor. Böyle düşünebilirsiniz. Yani ben çok böyle kaçak cümlelerle açıklamaya çalışıyorum. Böylece diyor ortogonal bileşen ne diyor? U'yu tanımlamak için de kullanılabilir. Yani 2 boyut, 3 boyutlu uzayda 2 boyutlu bir düzlemi tanımlamak için kullanılabilir. Dahası bu W vektörünün boyu 1 ise
O zaman da düzleme ortogonal olan bu şey vektörün boyu 1 ise bu aslında U dikinde baz olur. Yani baz olması için hani ortonormal bir baz olmuş oluyor. Yukarıda diyor şekilde bunu anlattık. Genel olarak ortogonal bileşenler hiperplane'leri en boyutlu bir vektör uzayında ve afin uzaydaki hiperplane'leri tanımlamak için kullanılır. Şimdi fonksiyonların iş çarpımları var. Bu hani ne demiş? Şöyle aslında iş çarpımı tanımlarken ya da vektör uzayını anlatırken biz en başta şey demiştik. Hani fonksiyonlarda bir vektör olabilir, polinomlarda vektör olabilir. İşte hatırlayın matrisler vektör olabilir. Yani her şeye bir vektör olarak bakabilirsiniz demiştik. Dolayısıyla her bu saydığım nesnelerin hepsinden bir vektör uzayı oluşabilir. Vektör uzayı varsa bunların üzerine iş çarpım tanımlayabilirim. O zaman ben iki tane fonksiyonun iş çarpımını da tanımlayabilirim. Ama nasıl tanımladığıma bağlı. Mesela burada iki tane fonksiyon almış. Bunların iş çarpımı aslında çarpımlarının integraliymiş. İki fonksiyon alınmış. Çarpımlarının integraliymiş. Mesela sinyal işleminde, Fourier dönüşümlerinde falan bu ortogonallik orada önemli. Orada da işte hocam fonksiyonlarımız var diyelim. Sinyalleri bir fonksiyon olarak düşünüyoruz. Fonksiyonların birbirine dik olmasını tanımlıyoruz. İşte dik olursa Fourier dönüşümü böyle olur, katsayılar böyle olur falan filan diye hesaplamalar yapıyoruz. Onun ortogonalliğini de bu veriyor işte. Eğer bu sıfırsa mesela, bu işlemin sonucu sıfırsa diyoruz ki bu fonksiyonlar birbirine diktir. Burayı çok şu anda üstüne durmak istemiyorum. Bakın şurada var mesela. Bu bir ortogonal fonksiyon ailesi. Özellikle işte sinyal işleminde ve Fourier dönüşümlerinde bu bizim için önemli. Ama ben şu anda bunun üstüne çok durmayacağım.